Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. Sevgili değerli YouTube ailem, bizimkiler, bizim aile. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız bizler iyiyiz. Bizlerde bir yaramazlık, bir sıkıntı, bir sorun yok. Çok şükür, bin şükür değerli ailem. Bugün çok mutluyuz. Neden bu kadar mutluyuz? Biz artık polene canlı canlı dokunabileceğiz arkadaşlar. Bunun da nedeni biz hastaneye gittik. Özel hastaneye test yaptırdık ve bizde virüs yokmuş, çıkmadı. Negatif çıktı. Yani o yüzden yüreğimiz kıpır 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 arkadaşlar. Virüs bize geldi, biz atlattık mı yoksa bize bulaşmadı mı onu da bilmiyoruz. Yani hiçbir bilgimiz yok. Sonuçta şu anda yok. Biz de artık poleni kucaklayacağız, sarılacağız, sevebileceğiz, öpebileceğiz anneannesinin güzelini. Tabii ki de dağdaki bağ evimizden merkezdeki eve çocukların yanına gideceğiz. Polenin yanına. Giderken de bir şeyler hazırlayacağız. Yani Özlem'in sevdiği şeyler hazırlayacağız. Polene sebze yemeği yapacağım. Böyle Allah'ın izniyle. İnşallah birlikte akşam yemeği yiyeceğiz. Hadi bakalım, ben durmayayım. Durmayayım arkadaşlar. Durmayayım çünkü konu çocuklarım olunca, konu torunum polen olunca gerçekten yorgunluk, yorulma, hiçbir şey aklıma gelmiyor benim. Kedi de ne güzel oynuyor. Bir o yana zıplıyor Şahin. Bu yana zıplıyor. Dudağacını başına karnı çıkıyor. Heh, karnı doydu ya. Bir o yana gidiyor, bir bu yana gidiyor. Karnı doymadı mı? Pencere çıkıyor. Miyav miyav yemiş. Görüşürüz gari, neler yapacağız. Özlem sevdiğinden hem de bize faydalı olanlardan böyle bir şey hazırlayacağız arkadaşlar. Önce dağa doğuya gitmemiz lazım. Hadi bakalım gidelim dağda doğada. Kısa kısa mini minnacık görüntüler alırım. Hızlı eve gelmem lazım. Diken çok baştan başa gözüm gördü ya diken. Tamam. Şeylerinden yakarsın şunları sen. Hani göster bana. Bu diken farklı diken. Bu işte şey dikeni bunlar. İnşöğrehi. Tamam salatayı. Şunlardan yaparsın şöyle. Kavırırsın, salata yaparsın şunlardan. Şunları sıyırsın. Şu saplağını mı sıyırıyorsun? Şöyle. Bunlar büyüdü mü? Şöyle büyür ya. Büyüdü mü şey olur. O zaman da içini alırsın. Buraya yaptığında güzel oluyordu. Bu dikenleri alıverdim şöyle. Şöyle şunlardan yaptım. Çok lezzetli oluyor Züleyha. He, lezzetli. Harika bir şey oluyor. Geçen biz de topladık. İnanılmaz güzel oluyor. O diken nasıldı? Bundan değil mi? Hayır, göstereceğim sana. Şimdi göstereceğim, o da var cins olarak. Orada var mı? Var. Her yer diken, baksana sen. Burada her yer diken. Boydan boya diken. Koca tarla diken ya. 3-5 tane alsan yine şeyle. Yeter. Cins olarak şu diken mi? Şu da alaca diken. Bundan mı Züleyha? Bakın ondan mı? Zengin. Alaca diken de işte. Alacık diken değil senin gazdın. Yok gaz aynı. Aynı mı? Aynı diken. Alaca diken. Tamam şöyle alaca. Bir de bunun alaca olmayanı var. Bunun şeyi. Vallahi tatlıymış ha. Çok güzel, şifalı. Şifa niyetine. Kengel dikeniymiş. Bismillahirrahmanirrahim. Züleyha marula 5 çeker. Maşallah. Ye sen de ye. Güzel vallahi tatlı. Baksana ne güzel. Sağ ol kankim. Sen de sağ ol. Diken deyip geçme, şifa kaynıyor. İşte bizim aradığımız bu diken. Şekilde görülen diken yapraklarını, dikenlerini sıyıracağız. Yaprak sırtlarını alacağız. Onlar lazım bize. Ne kadar güzel görünüyorlar. Yemyeşil. Dikenleri mecburen sıyıracağız arkadaşlar. Çünkü suda pişmiyor. Diken asla yumuşamıyor. Hadi bize kolay gelsin. Görüşürüz. Bismillahirrahmanirrahim.
Çengel dikeni, deve dikeni, eşek dikeni. Daha değişik değişik yörelerde atları farklı farklı olan şöyle diken cinsini dallardan dallarını kestik. Kestiğimiz yerde de dikenli yerlerini şöyle sıyırdık. Yani kısacası gülün dikenini sıyırdık. Gene de sıyrılmamış, bayağı bir kalmış. Tekirağ'dan gözden geçiriyorum. Rütüş yapıyorum. Arkadaşlar, yoksa dikeni çok berbat. Yenmez, yenmeyecek şekilde. Şöyle güzelce iyice bakıyorum. Hele bunu Özlem hiç yemez. Bir tane diken gelse ağzına daha bir daha yemez. Böyle çok narin zaten, canı da çok tatlı. Allah'ım yarabbim, kuzularım benim. Öyle işte arkadaşlar, bunlar dikenlerine iyi dikkat edeceğiz. Yalnız bir şey var. Diken türünün hangi cinsi olursa olsun elimizi boyuyor. Bayağı ceviz tetiri gibi boyuyor. Elinizin boyanmasını istemiyorsanız eldiven kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, yani çok dikkatli bir şekilde temizliyorum. Karaciğere şifa olsun diye yiyorum arkadaşlar. Yıllardan beri yerim. Diken, enginar sapı, diken sapları, diken kökleri. Karaciğere faydalı şeyler yerim. Enginarın gozağını, yani haşlar, suyunu içerim falan, böyle bunları yaparım. Bir tane bitki doktoru tavsiye etmişti. O sene bu sene de yiyorum. Çok şükür de şu anda iyiyim. Bir sorun yok ama ben böyle bahar ayı geldi mi yerim arkadaşlar. Çatala gelecek şekilde şöyle doğruyorum. Dikeni haşlayacağım, koyacağım kenara. Biraz dinleneceğim. Ezan da okundu zaten. Ondan sonra arkadaşlar kabak keseceğim. Yardım edeceksin bana. Evet Ülker Hanım, ocağını geliştirelim. Sen ne hemen olur şu ateşi yak. Tamam, yakalım ya ateşini. Ben böyle hemen sıkılırım. Hızlı olacak işler. Öyle mi Ülker Hanım? Tabii. Ha. Ülker evet. Hanım'a yetişmek ne mümkün maşallah. Ne demezsin. Ülker Hanım pire gibi maşallah. Onu diyordum arkadaşlara, değerli YouTube'a, ailemize. Yüreğimiz kıpır kıpır, büyüğün polene gideceğiz. İnşallah galiba. Ben böyle istiyorum, evlatlarım için yapayım, yedireyim. Zahmet çekeyim, onlar benim için şimdilik çekmesin. Şimdilik inşallah elimiz ayağımız tutuyor, bir şey çekmesin onlar. Boştayız biz emekli insanız ya. Onlar çocuğa bakıyor, çalışıyor, bir sürü işleri güçleri var. Şahin sağ ol. Sağ yanar canım, yanar. Ben onu Allah iki razı dakikada olsun kaynatırım şimdi. Sen ne olursun ne olursun cidden ha. Ha bu yok. Ellen dert görmezsin, acele ediyorsun. Tabii şimdi canım. O kabaktan bir şeyler yapıyoruz ya. Heh. Kabak. Tamam. Tatlısı böreğe gibi, ortası cevizli. Hava teyzenin tarifi. O biraz hani geç pişiyor, biliyor musun kabak ya? Heh. Geç pişiyor. Onun için acele ediyorum. Şunu diyorsun, aradan çıkarayım da onu da hazırlamaya gideceğim. İnşallah ya. Heh. Ondan. Diğer diken saplarını da aynı suda haşlarım. Bir önce şunu haşlayayım. Tamam. Buna kenara bir koyayım. Ondan sonra diğerlerini haşlayacağım Şahin. Tamam canım. Ben dedim ki şimdi kendim için bir hafta yemek için bayağı topladık. Kür dedim, karaciğerimin sağlığı için dedim. Nelere iyi geliyor bu genelde? Karaciğeri temizliyor. Karaciğer yağlanmalarına, siroza, hepatite, Ülker Hanım. Takviye olarak yani kullanılıyor. Ek olarak şimdi kullanılıyor. Şimdi bana soracaklar ya, Ülker abla ne için yiyorsun diye. Ben karaciğerimde hemojenler vardı. Çok şifalı, çok. Karaciğerimi şöyle temizler belki diye hani.
şifa olsun diye senede bir böyle diken sapları, diken kökleri çıktığı zaman daha çok ne deniliyor buna? Yapraklarının sırtı. Sapı. Değil mi? Evet, yapraklarının damarlar diyelim. Aynen. Hülker Hanım, özellikle alkolik karaciğerden hasar görmüş kişiler var ya, onlara, sigara içenlere, sirozlara... İş meyvesi. Alkolik karaciğeri zarar görmüş. İçmesin. Evet. Onların onarmasında çok etkili yani. Tamam da içmesin. Zorunlu mu alkol içme? İşte içiyorlar Kerem. Hadi yiyin, içiyorsun aşk almayın diye. Yedim de karaciğerim zarar gördü dese anlayacağım. Anlayacağım değil mi? Yancık şimdi yeleğim de yeni. Aman Hülker'im yeni yeleğim. Hayır yeni yeleğim, bir de böyle bulunmuyor güzel bu. Evet. Heh. Ben ne yapayım alkolden ciğerini bozana, iş meyvesi? Allah evliliği versin. Değil mi? Evet, önemli. İçmeye yesin diyor. Hem paralar çöpe gidiyor, hem sağlığı çöpe gidiyor. İçmesinler ya, içmesinler. Ne içiyorlar? Benim çocuklarımsa da içmesin. Zararlı tabii ki. Yani insan vücuduna alkol zararlıysa içmesinler. Güzel. Şuna bak, biz Allah tarafından ciğerimiz hastalandı, böyle şifa için bir şeyler arıyoruz. Kimisi de sağlam ciğerini içip içip hasta ediyor. Öyle mi? Öyle, doğru Hülker Hanım. Yani boşuna Allah'ımız bir şey etmedi, yasaklamıyorlar yani. İnsana zararlı diye yani. Tabii. İçki bütün kötülükten anasıdır. İçki içen insandan her şeyi bekleyebilirsin yani. Her şeyi yapamayın. Tüm alkolün etkisiyle ne yaptığını bilmeyiz yani. Bilmiyorum gay, Allah ıslah etsin. Amin. Ne yaptığını bilmezse cezasını da çeker. Öyle. Aha doğradım. Aynen öyle. Ha maşallah kaynıyor su, löpür löpür. Kaynayan suya atıyorum. Çok güzel. Şahin Usta. Aynen Hülker Hanım. Şimdi ben kepçeyi getireyim de. Ne kadar kaynaması lazım? Bir 10 dakika kaynasın Hülker Hanım. Yumuşayasıya kadar. Ha, yumuşayasıya kadar tabii. Bir kere dakika verdim. Heh. Sevgili takipçilerimizden birisi de pişmemiş o dakika. Gart'tır o. Gart'ından değil. Heh. Diyor kodun ateşinde yapıyordum, altı soyulmuş. Anladım. Altı çabuk çabuk yanmazsa. Tabii kaynamadan kaynamaya farkı var ya. Ha, o yüzden yumuşayasıya kadar. Ha, öyle diyelim biz yani. En güzel ifade o. Aynen. Yenecek hale gelene kadar diyelim. Yani. Tamam. Öyle. Kapatın ağzını da güzelce tamam. Açlansın. Olur mu? Olur. Çok güzel olur. Tamam. Altın habura yakarız. Habura yakarız. Ben gideyim şimdi öbür işleri. Helal. Değerleşim habura dikeni kaynatıyor. Şöyle bak bakalım yancağızım. Olmuş mu? Hadi var. Var mı? Hı-hı. Tamam. İyi. Hadi bakalım. Heh. Helal olsun sana. Allah razı olsun. Yoruldun mu? Yok, yorulmadım. Ben de kabağı halledip fırına sürdüm. Maşallah. İyi oldu. Bunu da yiyelim mi? Daha akşama çok var. Acıktık. Espit. Görüyor musun Kerem? Çöp dediğin şeyler yemek pişiriyor. Bak, soğan kabukları, soğan şeyleri, kökleri, zeytinin yaprakları. Çöp diye attığın şey yemek yapıyor bak. Tabii. Hem de o ince çildirkiler gider. Ben de buralar temizleniyor. Şu çildirkiler var ya. Böyle birikiyor. Kaynatsak gider. Tabii. İyi olur. Odan kakar yani. Hani iyi olur. Şunlar. Hımm. Hem ortasından kalkıyor hem de yemek yapıyor. Bizim mantar pişik de. Isınır o şimdi. Şu da şöyle. Tamam. Şahin, bir de çok erimesin. Bir de çok erimesin. Daha bakalım, yeni baktık size. Değil mi? Yeni bakalım. Erirse de çirkin olur. Geçenki çok güzeldi. O tam ayarında olduğu gibi. Hmm.
bakalım mı Şahin? Yazık olmasın diyor. Olmuş. Olmuş mu? Hemen alalım. Altındaki ocaklar yansın yeter. Alalım. Tamam. Ha? Tamam. 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 Oh. Kerem Hanım, sapı sizin olsun, suyu benim olsun, olur mu? Suyu. Heh. He, geçen haşladığımızda yanlış anlaşıldık. Evet. Suyu şey dikenin vitamini hepsi suda kaldı dediler. Suyunu biz dökmüyoruz, içiyoruz. İçiyoruz da biz orayı göstermemişiz herhalde. Gösterdik. Gösterdik mi? Evet. Abi, yani şu var ya, şu işte bak bir numaralı su. İkinci biraya bardak getiren. Tamam. Isıca ısıca bir içeceğim bundan. Tamam. Biraya bardak içeceğim bu ya, sıcak sıcak. Aynen Kerem, şunları çıkarayım. Soğuyasıya kadar içeriz. Tamam. Şöyle. Çok güzel oldu. Evet değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diken saplarını kaynattık şimdi. Şifa, asıl şifa burada değerli arkadaşlar. Aha bu su var ya, bu su. Hah. Bu suyu biz var ya. Bütün minerali, vitaminler şimdi bu suyunda. Et suyunun şifalı olduğu gibi. Ot suyunun da şifaları var arkadaşlar. O yüzden Ülker Hanım'la biz böyle bunu içiyoruz arkadaşlar. Biraz sonra hepsini alacağız, şişelere koyacağız. Buzdolabına her gün birer bardak aç karnına incilik sıcak içeceğiz yani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Şafi, ya Şifa. Bunu salata olarak tüketirken, aşlama salata olarak saplarını, bunu da şifalı su diye içiyoruz. Hem bunu içiyoruz suyunu, hem bunu yiyoruz. Bunu kavurabilirsiniz arkadaşlar. Yani zeytinyağlı, limonlu, yoğurtlu yapabilirsiniz. Yani ıspanağı nereye kullanıyorsanız bunları ince ince kıyıp, hatta üstüne yumurta bile kıyabilirsiniz yani. Her türlü tüketebilirsiniz ama benim tavsiyem zeytinyağlı, limonlu böyle yemesi yani. Sarımsaklı yoğurt da döküyorlar. Leyhala. Her türlü yenebilir yani. Ya mevsiminde bir iki kere yiyoruz. Şimdi aşkaba ekiyoruz ya köve. Ekeceğiz inşallah, Allah'tan izin olursa Mart ayının sonuna doğru ekilmesi lazım. İlk çiçekleri, boş çiçeklerini ben her sene kızartır yeriz. Yani senede bir kere çıkıyor. Mesela espit toplamaya gideriz. Espidi topladık geldik mi, ilk topladığımızda bir önce unla kızartır yeriz. Ebem usulü kızartırız yeriz. Bunlar da böyle işte yani hani kızarta da biliniyor bu. Kızarıyor da bu. Hepsi olur. Her şey olur. Her şey, köftesi de olur. Kekini yap Ülker Hanım. Olur. Çorbasını yap. Sebzeli kek, çorba olur. Muhteşem çorbası olur. Ağız suyu. Hemen bunu robottan geçireceğiniz. Tereyağının içine az bir undan kavuracağınız arkadaşlar. Üzerine bir bardak süt açacaksınız. Sonra o suyu dökeceksiniz üstüne. Bunu blenderdan çekmiş olduğunuz bunu dökeceksiniz. Allah yemede yandı yap. Çorba yapacağımızda ne yapılır bu biliyor musun? Blenderdan iyice inceltilir. Tabii tabii. Püre böyle gibi. Kanlı bar gibi. Ha, o zaman haşlamaya gerek olmaz. Evet. Ha, şunu demek istiyordum az önce. Bir şeyleri mevsiminde 3-5 kez yiyoruz. Mesela espidi kızarttık yedik, birikiyor. Yeni çıktığında, sonra da şimdi haşlanmış dolaba koyduk. Yeni tazesini bulsak da artık hani yemeğini yaparız, kavurmasını yapar yeriz. Kızartmayı bir iki kere yiyoruz. Yani yeni çıktığında her şey güzel oluyor arkadaşlar. Şu anda da aylardan yani mevsimlerden ot ayı. Yani ot mevsimi diyeyim. Bol bol yiyelim yeşillik. Yazın olmuyor bu. Yazın bunun şeysi yeniyor. Göbe, ortasındaki göbe. Mübarek dikenin göbeği böyle sulu sulu oluyor. O da belli bir süre. Hemen o da bir ay bir içinde. Hafta. Bir hafta içinde. Hemen gartalıyor. Gartalıyor yani. Daha sonra tepesi şey diken o gülleri de yeniyor da. Enginar çıkana kadar böyle idare edelim Ülker Hanım. Enginar çıktı mı? Enginara devam. Enginar çıkmış. Çıkmış mı? Markette gördüm. Ama çok pahalı. Çok pahalı ya. Bir seradır tane... onlar. Seradır da bilmiyorum, bir tane kellesi bayağı bir pahalı. Dedim boş ver. Boş ver dedim. Nisan ayında ne kaldı şu Nisan ayına ya, bol bol yeriz yani. Mart'ın 15'inden sonra ucuzluyor. Ucuzluyor yani. Düşüyor yani biraz, evet. Da
hava açılsın da ağaçlara tekrar orada bulunacak. Atamış yani. Atın diyor. Zarar olmazmış. Bak canlandı yaprakları. Hmm, bir daha atalım. Bana var da orada bulamacımız var. Var o da bir şişe. Var var atalım. Bayat. Bir daha hatta aşıya gittin mi cevize bir daha. Bir daha atayım. Doğru söylüyorum. Büyük bir şeyle attırsak. Şu Kramca'da Halim ablalardan iyi var. Onunla da attıramadım. Derim Şükrü abiye şey alırsa ücretini öderim. Atıverin ne olacak yani. Tabii. Şimdi bu, biz bunu kavanozlara koyalım. Evet. Geri kalan dikenleri ben diken saplarını yarın haşlayayım. Olur mu? Olur. Şimdi dargamayın. Ben gideyim kabağa bakayım yanar bir de. Tamam Şeran. Ondan sonra da ver elini polen. Hadi bakalım bismillah. Evet sevgili arkadaşlar, dağ dola diken toplama, ot toplama 8 gün ayrılıktan sonra 8 gün biz orada neye durduk? İzele olduk değil mi? Ondan sonra Allah'ın izniyle hastaneye gittik, test yaptırdık. Bizde bir şey çıkmayınca geldik çocuklarımızla beraber. Orada diken saplarını haşlamıştık, çorba yapmıştık, başka başka yemekler de yaptık arkadaşlar. Burada birlik beraberlik, polen şurada masada. Olacak, biz de böyle çocuklarımızla akşam yemeği yiyeceğiz. Özlemişiz bayağı bir. Allah ağzımızın tadını bozmasın, herkesinkini de bozmasın arkadaşlar. İşte bak bizim diken sapı. Diken sapı nasıl görünüyor Şahin? Çok güzel Şükrü Hanım, eline sağlık. Ha. Güzel, çok güzel. Buna bol ekşili, zeytinyağlı, istersen sarımsaklı yoğurt da dökebilirsin. Şu anda sarımsak da katabiliriz de. Tabii işe giden oluyor. Çarşıya, pazara çıkan olduğu için biz şey katmıyoruz. Nar ekşisiyle, dut ekşisiyle de renklendirilebilir. Nasıl olur Şahin? Nar ekşisiyle, dut ekşisiyle de güzel olur yani. Değil mi? Evet. Nar ekşisi, ondan sonra dut ekşisi de güzel olur dedikten sonra hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sen bir şey diyor mu? Benden de ülkenin dünyası takipçilerine selamımız. He, bu diken sapı çok lezzetli oluyor emme gerçekten. Lezzetten öte şifa Ülker Hanım yani. Şifa için yiyeceğiz zaten. Her gün yiyeceğim ben 7-8 gün. Hem şifalı böyle bir nimet var mı? Evet çok hem güzel. Doğadan. Şöyle Şahin, acı olan, dikenli olan şeyler neden lezzetli ve neden faydalı? Ülker Hanım, onu ben videolarımda birkaç defa söyledim. Hakikaten baktığın zaman kuşburnu olsun, ahlat olsun yani böyle dikenli olan bir şeyler. Acımsarak olan. Evet. Dikenli olan bir şeyler hepsi ortak yönü antioksidan, kan temizleyici, ondan sonra ağrı kesici, ateş düşürücü ve kanserlere karşı da koruyuculuk gösteren otlar, dikenler, meyveler bunlar yani. Her ne hikmetse dikenli olanları ben bunu gözledim ortak şeyde yani. Mesela kara hindiba ne kadar acı değil mi? Tabii. Kara hindiba demişler ama sarı sarı çiçekler var. Karayla ilgisi yok. Evet. Bizde şeye siyaha kara derler. Hı. Kara hindiba deniliyor ama çok şifalı, acımsırak. Tamam. Herkes yiyemezmiş. Ben çok seviyorum. Ben afiyet çok seviyorum. Olsun bizlere, sizlere de iyi izlemeler diyelim değerli arkadaşlar. Evet, çocukları da çağıralım. Tamam. Arkadaşlar çok mutluyuz. Polenin yanındayız. Sizlerin duasıyla, Rabbimin izniyle kendinize iyi bakın. Tekrardan Allah'a emanet olun. Görüşürüz.